Serbest 8'den herkese selamlar. Wonderkit raporunda yeni konumuz Fabrizio Romano'nun Beşiktaş için yazdığı Enes Tepecik. 2004 doğumlu oyuncu Rabit Wien altyapısından yetişmiş ve şu anda bu sezon Rabit ikinci takımı da oynadı. Yani alt liglerde resmi maçlar oynadı Enes Tepecik. Beşiktaş neden ilgilenmiş olabilir sorusunu soracağız. Potansiyelini sorgulayacağız. Ki hatta Beşiktaş'ın uzun zamandır Raşit Gezal tarzı bir Genç yetenek aradığını biliyoruz. Yani has hiç böyle bir projeydi. Hatta altyapıda Emirhan Delibaş bu tarz bir oyuncuydu. Geçen sezonlarda Eli Stavşen adı geçmişti ki o da Hollanda Ligi'nde düzenli oynamaya başladı. E, hakikaten Beşiktaş uzun zamandır bir Raşit Gezal tarzı oyuncuyu yetiştirmek üzerine bir proje düşünüyor. E, yani bu sezonda tabii ki Raşit Gezal'in nasıl döneceğini bilmiyoruz. E, ona bir bakılacaktır ama e, çok güçlü dönmezse de yine benzer bir tarz üst düzey profil alacaktır diye düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama aynı şekilde özellikle Türk oyuncu bulunması e, potansiyel bu tarzı sahip potansiyel bir, bir Türk oyuncu bir taraftan yetiştiriyor olması Beşiktaş için bence mantıklı bir proje. Bu proje için çok e, doğru ismi bulamadı belki bugüne kadar Beşiktaş. Arayışlarda arayışlarda oldu ama e, tam bir karşılığını bulamamış gibi gözüküyor. NSF'cik bu oyuncu mu? Bunu değerlendireceğiz. Serbest 8 kanalına abone değilsek abone olmayı unutmayınız lütfen. Çünkü hem e, bu tip wonder kitleri hem Transfer döneminde adı geçenleri yaz boyunca sık bir şekilde dile getireceğiz. Buralarda anlatacağız. E, Videoda beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Enes Tepecik. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi 2004 doğumlu 19 yaşındaki bir oyuncuyu izlerken benim en dikkat ettiğim özellikler şunlar oluyor. Oyuncunun mevkisine göre öğretilmeyecek özellikler var mı yok mu buna bakarım öncelikle. İşte e, Sansa Force'a bir e, işte boy kalitesi, fizik kalitesi. Topla hareket ettiği zamanki topla koordinasyonu, gol vuruşlarında bir kumaş var mı ona bakarsın. İşte bir stoperse yine aynı şekilde fizik kalitesine bakarsın. Yaşına göre yine belli eder kendisini oyuncu. Fiziğine göre çabuk mu, atletik mi? E, pas becerisi, topla ilişkisi nasıl? E, bunlara bakarsın. Sonrasında işte öğretilecek özellikleri eksik olsa bile dersin ki ya bunları zamanla geliştirir. Enes Tepecik de 3 mevkide oynayabilen bir oyuncu. E, hücum oyuncusu aslında. 2. forvet oynayabiliyor. Ki... Avusturya 19 takımlara forma giyen bir oyuncu. İkinci forvet rolünde oynayabiliyor. İşte Raşit Gezal tarzı. Üçlü bir hücum hattının sağ önünde. Sol ayaklı bir oyuncu bu arada. İşte içe devrilen, topla içeri kat edilen, kilit pas, şut atmaya çalışan, adam eksilten bir rolü var. Sağ önde oynayabiliyor. Ya da üçlü orta sahanın içlerinde oynayabiliyor. Hakikaten komple bir hücumcu, hücum orta sahası, hücum kenar oyuncusu diyebiliriz. NSP'cik için ama tabii ki en ideal pozisyonu Raşit Gezal tarzı üçlü forvet hattının sağ öndeki oyuncusu. Yani oradaki oyun kuruculuk yapabilecek, adam eksiltme becerisiyle denge bozabilecek bir profile sahip. Ve tabii ki ilk baktığım özellik driplink becerisi oldu. Öğretilmeyecek özelliklerin başında bu geliyor. Yani driplink derken aslında adam eksiltme özelliğinden bahsediyorum. Adam eksiltme işte uzun metraj yapabiliyor mu ya da sadece daralandığım başarılı diye. E, çok iyi buldum bu konuda Enes e, hakikaten Topla ilişkisi baya baya yaşına göre. Hatta şöyle bir sahneler de gördüm. Yüzü kendi kalesine dönürken topu kontrolle birlikte yüzün rakip kaleye dönebiliyor. Yani top kontrolüyle birlikte dönüşleri yapabilmesi ona çok iyi zaman kazandırıyor. Yine aynı şekilde top saklama becerisi değil. Yani topla rakip arasına vücudunu koyabiliyor. Ee, i̇şte faal ancak faal de topu benden alırsınız havasını verebiliyor ee, Enes. Bu konuda gerçekten doğuştan yetenekli diyebilirim. Dripning konusunda adam eksiltme özelliği konusunda üst üste çalımlar yapabiliyor. Ee, yani nasıl işte bir pasör oyuncu için, Xavi tarzı oyuncular için şunu söyleriz ya topu almadan önce bir pas opsiyonu bulur. Topu alır ama zaten o opsiyona doğru pas, to, topu gönderir diye. Bu tip dripning becerisi doğuştan gelen, doğuştan çalımcı oyuncularda da şöyle bir özellik vardır. Rakibin geliş aksiyona göre ezberinde mutlaka bir çalım hareketi vardır. Mesela bu yüzden bir zincirleme, zincirleme bir şekilde adam eksiltmeyi başarılı bu tip oyuncular. İşte iki kişi arasından sıyrıldı bir oyuncu daha geliyor. şey oyuncu ne tarafından doğru sallanırsa ne tarafından doğru giderse onu da ekarte ederim fikri. Kendiliğinden gelen bir şey ol, oluyor bu tip oyuncularda. Enes'te bunu gördüm. Gerçekten zincirleme bir şekilde adam eksiltebiliyor. Ki zaten o dribbling aksiyonlarını da e, koyacağım videoda siz de izlersiniz. E, hakikaten bu konuda öğretilmeyecek bir yeteneği var. Tabii önemli olan bu dribbling aksiyonu nasıl finalize ediyor? E, 19 yaşına göre ne yapıyor? Gelişebilir mi? Evet bu konuda gelişmesi gereken özelliklerden bahsetmemiz lazım. Öncelikle pas zamanlaması, pas, topu ayağından çıkarma zamanlaması. E, her yetenekli oyuncuda olduğu gibi, her bu yaşlarda yetenekli oyuncuda olduğu gibi topla vedalaşmada biraz problem yaşayabiliyor. Ee, dur bir şu adamı da eksilteyim böyle bir şut atarız. Şu adamı da bir geçeyim de öyle bir ortaya çevireyim diyebiliyor. O yüzden e, o zincirleme dribling aksiyonlarında finalde yine bir rakibe toslayabiliyor. Aslında o topu ayağından çıkarma zamanlamasını doğru anda yaparsa doğru zamanda ikiye birler yaparsa başka bir arkadaşıyla bu çalım özelliği çok daha öldürücü olur. Ama bu gelişebilir bir özellik. Bu öğreneb öğrenebilecek bir özellik. İşte üst düzey bir takımın transfer olduğunu mesela Beşiktaş'a geldiğinde burada Gezal'le çalıştığında işte teknik direktörünün, bireysel koçların ona yönlendirilmesi konusunda bu tip özelliklerini geliştirebilir diye düşünüyorum. İşte mental anlamda biraz mental özellikler katar. Onun haricinde aslında pas attığı zaman yine bir orada beceri eksikliği var. Yani isabet eksikliği olabiliyor. Ama ben düşüncelerini beğendim. Aslında mantığı doğru. Mesela işte içe doğru kat etti. Uzak köşede birisini biri, bir, bir arkadaş takım arkadaşı kendisini topa gösterdi. Pas atma şekli doğru, düşüncesi doğru. Böyle savunma arasına ya da topun dibine giriyor, savunma arkasına doğru atıyor. İsabet sorunu var, bu da zamanla çözebileceği bir şey. Deneyim kazandıkça, üst düzey e, futbol oynadıkça, üst düzeyliklerde oynadıkça e, kendisini zorlarsa, kendisini gelişmeye alarsa gelişebilecek bir özellik. Ama mantığı doğru aslında yani burada. Pasa yöneldiği zaman pasın atabilecek tarzı doğru. Sadece beceri, hani isabet konusunda eksikliği var. Bu da pratikle çözülecek bir şey. E, şut konusuna gelecek olursak, Yine pas konusunda benzer şeyleri söyleyebilirim. Ee, yine kumaşı var belli yani. Oyuncuda zaten attığı golleri görecek, görünce anlayacaksınız. E, özel oyuncu golleri atıyor. İşte sol ayağın içiyle uzak 90'a attığı goller var. Bir tane böyle hengame arasına girdi. Bir türlü ayağından topu çıkartamadı. Savunma arasına girdi. Kalabalık anda bir anda topun dibine girip kalecinin üstünden aşırtıp uzak direktibine gönderdiği çane bir aşırtma golü var. Yani bunu düşünebiliyor olması, hem o oyun zekası hem böyle yaratıcı, hayalperest olması yani şut konusunda da bir kumaşın olduğunu gösteriyor. Yine e, benzer şekilde pratikle o şut zamanlamasını doğru ayarladıkça işte isabet oranı arttıkça daha etkili bir oyuncu olacaktır. Aynı şekilde fiziğini kuvvetlendirdikçe bu ona hem böyle işte toplar rakip arasına çok doğru girmeye başarı ediyorum ya hem onu daha sağlam yapmasını sağlar hem de ayak içiyle attığı şutların daha sert gitmesini sağlar. O kalçadan kuvvet aldığı e, şut aksiyonlarında daha topu daha isabetli vurur, daha sert vurur. O yüzden hani, bu hani zamanla da gelişebilecek bir şey olarak görüyorum açıkçası. Yani Beşiktaş'ın sağ önde potansiyel gerekirse Türk oyuncu olsun, böyle gezal tarzını yavaş yavaş yetiştirelim. Hatta süre vermeye başlayalım bu sezondan itibaren. Kupa maçlarında daha düzenli oynatalım. Lig maçlarında da belli bir dakikadan sonra süre verelim, yavaş yavaş ısındıralım... Projesi için bence çok doğru bir isim olabilir. Ee, NSP'cik. Hakikaten potansiyeli böyle sadece Türk oyuncular arasında değil. Mesela Avusturyalı bir oyuncu olsaydı da orada Avusturya kökenli bir oyuncu olmuş olsaydı da yatırım yapılabilecek e, wonder kitlerden birisi olabilir de, diyebilirdim. İşte e, bon servisini alırsınız kulüpte bırakırsınız ya da işte kiralama e, yöntemiyle yani yabancı oyuncu olduğu için biraz daha zor olur kulüpte tutmak. İşte kiralarsınız ama e, tapusu sizde olur gibi bir yatırım da uygun da açıkçası. Üstelik oyuncu Türk kökenli şu anda. Yani henüz bir milli takımda bir karar vermediği için Türk statüsünde oynayabilir. Türk asıllı olduğu için. O yüzden Beşiktaş'ın bu projesinde çok mantıklı bir isim gibi geldi bana. Hatta daha önce adı geçen işte Aleyhis Tavşan da şu anda düzenli oynuyor Hollanda liginde. Hatta kumaşının Aleyhis'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha çabuk biraz daha akabiliyor topla. Yani yatırım kesinlikle yapılması gereken bir oyuncu. Hatta şunu da söyleyeyim. Milli takımında kaçırmaması gereken isimlerden bir tanesi gibi geldi bana. Ee, biliyorsunuz oralarda böyle bir bazen gözden kaçabiliyor oyuncular. Farklı milli takımları seçebiliyorlar. Ee, bu oyuncunun da üstüne düşmek lazım. O 19'u Avusturya milli takımında oynuyor. Ee, belki hani Beşiktaş'a işte Süper Ligi transfer olursa... Burada e, gen, bizim genç yaş milli takımlar devam eder. Ya da A milli takımda süre e, almaya başlar belli bir yaştan sonra. Yani... Milli takım içinde kazanılması gereken bir potansiyel gibi gözüküyor bana. Ee, kesinlikle komuşu var, çok ciddi bir potansiyel, gelişebilir özellikleri var. Ee, ama yatırım için son derece mantıklı buldum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.